Yani 3 manga falan dağıldı gitti. Dedi ben de kaldır kepenek çem dedi. Ben tek kişi full squad 3 bayrağı dolaştım Noji ile. Kaç dakika geçti? Dediğimde çıktı. Oyunu kaybetmeci bir şekilde. Objektif oynamazsınız bu oyunda. Takım liderlerini dinlemezsiniz. Sizin görevini bilmezsiniz. O oyunu verimli oynayamazsınız arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Ki siz hani anlattık mı harfen yaparsanız kitin göreviyle oynarsanız objektif oynarsınız ki bilin ki daha çok zevk alırsınız bu oyunda. Zafer elde edersiniz. Anladın mı? Güzel hani enteresan şeyler çıkabilir karşınıza. Yaptığınız hareketlerden. Ta sen yine geçebilirsin. Bir şey diyebilir miyim? Tam örnek alabilirim. Bir kişinin hatası bütün oyuna etki edebilir. Bunun pilotu ya da bir piyadenin bir hatası bütün oyuna yani etki edebilir. O anki iki squad lideri bir yere saldırırken takımlarıyla. O anki iki squad liderinin arasındaki konuşma numpad'de olması lazım. Bu da çok önemli. Mesela telsiz kullanımda numpad kullanımını hiç yapmıyoruz. Saldırı anda mesela ben saldırıyorum. Objektif saldırıyorum. Ben bütün takıma söylemişim ki adam seni gör, seni vursun, sen onu vurma. Ama bazı squad liderleriyle anlaşırken mesela diyorum ki ben buraya sessiz gireceğim. Adam patır kütür giriyor. Her şey yani bir kişinin hatası bütün oyuna mal oluyor. Ona dikkat etmeliyiz. Bu kadar, teşekkürler. Bu arada zırhlarda olarak oynayan bir şey olarak bir şey söyleyeyim. Abi şu zırhları nerede öğrenin ya. Herkes öğrensin. Lan biz geçen terörist takımında işte oynuyoruz. Pardon ben biliyorum. Şey dedi adam bana. Zırhlı var. Ne diyor? Paletli diyor. İngiltere var arkadaşlar. İngiltere'nin 3 zırhlısı da paletli. Aynen. APC'leri de paletli. APC'leri de paletli. Ne bileyim. Aynen. Şimdi şöyle. Paletli yani. Hani elinizden geldiğince boş bak. Boş alanınızda olsa bile tamam o adamı bilgilendirin. Ki bilin ki o adam yeni başlamıştır. Ben şu noktaya geldim arkadaşlar. Ben şu an şu noktadayım. Benim daha öğrenecek çok şeyim var aslında bu oyunda. Emin olun. Her gün bir şey oynuyorum yani şu an. Her geçen gün kapıyorum. Giriyorum kendimi, kendimi geliştiriyorum yani. Bir şey deniyorum yani. Denemeye çalışıyorum. Bir oyuncu var Furkan Sihir. Adam refini helikopter pilotu. Adam çok iyi pilotluk yapıyor yani böyle. Adam Z'ye. Adama dedim gir öğren. Gir öğren. Bir şey söyledi. Onu cevapladı. Sonra dedim ki gir öğren. Adam girdi. Her Allah'ın günü bir saat çalıştı helikopterde. Helikopterin piri oldu. Yani ki ben de yaparım. Ben de her gün saat çalıştım. Denirim. Ama benim görevim var. Squad liderliği. Ben squad liderliği yapıyorum. Benim her zaman gittim tüfek. Herhangi bir sniper, RPG ya da bir MG olmadı. Hep tüfek kullandım ben bu oyunda. Şimdi açık arazide ve meskun mahallede ilerleme kuralları, usulleri. Tamam mı? 5. madde. Şimdi ben şöyle bir şeyler atacağım. Bir yandan kazın abi. Şeper alın. Şeper alın. Hızlı kazın. Mermi yok. Tamam. Aynen. Getireyim mi? Öyle. Ya da şurada var ya. Benim gunner'ım yok, ben driver'ım. O gunner'ım yok. Ben sana skill'den arkadaşlık atarım. Komutuz görebiliriz. Kanı kayın ya. Evet. Ne dedik? Açık arazide ve meskun mahallede ilerleme usulü kuralları. Açık arazide nasıl ilerlenir? Düşman atış altında ilerleme usulleri. Nasıl? Var örnek olacak, yani verecek birisi var mı? Örnek verecek. Var. Verin abi. Açık alanda ilerlerken abi devamlı aranızda dar olması lazım. Birbirinizden uzak olmanız lazım. Gerekirse birbirinizi görmemeniz bile lazım. O kadar boşluk olması lazım ki karşı taraftan gelecek olan bir machine gunner atışıyla adamın yapacağı bir spreyle bütün squad orada düşebilir. Ama aranızda boşluklar olarak ilerlerseniz o bir tane adam düşer, iki tane adam düşer. Geri kalanları kaçma fırsatı bulabilir belki. Adam çünkü evinin namlusunu size çevirene kadar. Meskun mahallede de ilerlerken yani ben genelde salıyorum. Çünkü meskun mahallede bir arada gitmek cidden çok tehlikeli. Adam birdenbire sokaktan çıkıp bir sprey atıp bütün squad'ı devirebilir. Meskun mahalle yani darma duman oynuyoruz yani açıkçası. Tam meskun mahalle hakim değiliz. Bu yani benim bildiğim kadar. Anladım. Başka? Kanka meskun mahalle. Dur ben vereyim. Meskun mahalle ilerlemeler. Bina duvarlarına. Mesela diyelim 8 kişilik bir squad'da 4 sol duvar, 4 sağ duvar olarak. Aranızda 2 yani 2 insan boşluk şeklinde sağ taraf solu, sol taraf sağa keserek ilerlemeli. Meskun mahalle hareket stili budur. Yani dağınıktan kasıt dağınık biraz hani milişa saldırısı o milişalara özgü ama profesyonel burada ilerlerken ben sola, benim solumdaki ise sağa doğru bakacak. Bu şekilde dürbün açık ilerlemen lazım. Ve shift spreyi yok yani şu yok. Şu yok. Arkadaşlar şu yani ölüm demek. Şu yok. Atış geldi.
şu yok, öldü. Meskun mahallede ilerlerken düzenli ilerlemen lazım. Yani düzenli ilerleme budur bildiğim kadarıyla. İkişerli avcı kol. Aynen evet. Ağzına sağlık ha. Açık arazi. Açık arazide ise aramızda bir ok şeklinde olmak daha faydalıdır. Neden? En önde su katlileri sağ solu 2 medik almak şartıyla arada minimum 15'er metreyle çok açık olursa o anki taciz durduramayabilirsin. Çünkü adamın siperi senin görüş alanından dışında olabilir. İlerlerken 15'er metre sağ sol medik alır. En sağ kanatla en sol kanatı eğer ki tam bir su kat halinde ilerliyorsan hafif makineli ya da işte machine gunner'lar en köşelerde sniper en arkada kalmak şartıyla ok şeklinde düz gideceksin. Şu şekilde yok, şu şekilde yok. Yani düz şekilde herkes koordineli ilerlemek. Bu. Çünkü o zaman o adam seni vuramaz da. Karşındaki adama fırsat vermeyeceğim ve herkesin gözünün açık olması lazım. O araki boş muhabbet seni öldürebilir. Bu kadar. Teşekkür ederim. Böyle açık arazide ilerleme usulleri şunlardır. Şu oyunda, bu oyunda destek kitleri vardı. Destek kitleri nedir? Bana söyleyecek olan var mı? Kısa bir net şekilde bir kişi. Machine Gunner, Sniper, Grenade Launcher. Böyle bunlar destek kitleri. Otomatik rifle. Tamam, arkadaşlar bir. Sniper, Maximum, Keskin, ağır makineli, hafif makineli, otomatik rifle, RPG. Bir de şey bu yeni çıkan. Gözcük. Herkes bandaj aldı. Şimdi destek kitleri benim bildiğim kadarıyla yani ben eski oyunculardan gördüm bu zamana kadar. Şöyle yani destek kiti sniper olsun. Her zaman yani benim mangamda bir sniper varsa o sniper biliyorsa ben onu biliyorsam beni her zaman arkamdan gelir bu adam. Hiçbir zaman önümde olmaz. Açık arazide her zaman benim bir gözümdür. Üçüncü gözüm. Sniper dediğin her zaman timin arkasında timin önünü gözetleyen, timin can güvenliğini sağlayan üçüncü bir göz var ilerinin. Açık arazide ilerliyoruz. Ben şu engel benim görüşümü engelliyor değil mi? Bak mesela ben ilerliyorum tepede dağın tepesindeyim değil mi? Şey, dağın eteğindeyim. Bak karşımdaki adam beni zor görüyor. Ben de seni görmüyor gibi. Değil mi? Ben de seni görmüyorum. Siz beni görmüyorsunuz. Değil mi? İşte benim sniper'ım şurada tepede sizi görüyor. Ben görmüyorum sizi. Benim sniper'ım görüyor. Ne oldu? Kime bir info geldi mi BTA sizin? Squad lideri ya da time sesleniyorum. Squad lideri ya da squad lideri iki defa baskılı bir şiddetli sesle. Önemli bir info olacak gerek. Squad lideri north tarafınıza yaklaşık dağın tepesinde 50 metre önünüzde düşman birlikleri görüklü. Durumları sabit ama bana info geldi sniper tarafından. Ben bu dağın mesela şu dağ dedik ya. Dağın arkasında sizler şansınız sizlerin infosunu verdi. Benim önümde 50 metrede adam var. Tamam mı? Ben bak hani onun bilincindeyim. Benim takımım onun bilincinde. Ben ne yaparım? Açık arazideyiz. Mesela bir tepe olsun. Gelin şöyle. Ya arkamda durun abi. Allah 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 Allah. Biz ilerliyoruz. İnfo geldi mi? Şunun tepenin arkasını verir sniper. Squad lideri, squad lideri west tarafınızda dağın tepesinde yaklaşık size 75-50 metre unsur, yani uzaklıkta bir manga squad gözüktü. Durumu sabit. Ha ben sabitleyince şunu düşünebilirim. Ya fabrik atıyor ya da bir şey yapıyorlar ya da konuşuyor ya da komandir ya da bir şey bekliyorlar. Çıkarma amacı tarzında. Ne yaparız? Bu tepeyi nasıl çıkarız? Şöyle çıkarız arkadaşlar. Şimdi ben arkada beklerim. Squad lideri. Beklerim. Burada dururum. Bir arkadaş şuradan böyle yavaşça ilerler. Şu açıya bakacak şekilde. Bir arkadaş, solundaki arkadaş bu şekilde ilerler. Ortak adam direkt böyle bakar. Karşıya bakar. Solundaki adam, ortak adamın solundaki adam yine sol çarpmaz. Onun sağındaki solundaki adam da sağ çarpmaz. Aynı şekilde. Böyle çıkılır. Bir test edelim abi. Arkadaşlar şeyde kalsın. Şimdi bir dakika. Nova sen dur kanka. Böyle durun bir. Yerinize durun. Şimdi sen şu bana bak. Sen bu şekilde çıkıyorsun. Çapraz. Nişan alarak. Şöyle. 45 derece açıları böyle bakarak. Hızlı şekilde. Şöyle bak çıkıyorsun. Anladın mı? Bu şekilde. Sola bakarak şöyle çıkıyorsun. Bakıyorsun yani. O tepenin arkasında. Hani o hedefi göreceğin umuduyla bakıyorsun yani. Tamam mı? Her an düşman çıkabilir. Kafasıyla. Sen de kanka. Sen de bu arkadaşın sağ tarafına aynı şekilde tamam mı? Bu arkadaşın sağ tarafına bırak. Şimdi seninle beraber çıkalım kanka. Sen fiyacı aşağı in bir. Sen de biz çıkalım yukarı şimdi. Ben sana bakıyorum bir yandan. Seni, yani senin atışından kaçmak için. Namlunun önünden çıkmamam için. Hem de senin arkana bakıyorum bir yandan. Çıktık gördün mü? Ben ortadaki adamım. Yanıma bir kişi gelsin. Ta gel. Geldim. Zutaf. Geldim. Zutaf. Sen ortadasın tamam mı kanka? Sen direkt böyle yapıyorsun direkt şöyle. Bu açıyla. Bu açı 180 mi oluyordu? Evet. 180 derece evet, açıyla böyle tamam mı bakıyorsun? Şu şekilde. Nişan almadan. Şöyle. Nişan mı? He. Yani geniş bakıyorsun. Sabit bir açın daraltmıyorsun. Sabit bakıyorsun 180 derece tamam mı?
Skill ağacı anladın değil mi sen? Evet. Bu arkadaşın ismi neydi? Ege miydi? Ege. Hı hı. Hadi bir deneyelim abi. Sola bakıyorsun. Skill ağacı sağa bakıyorsun Ege'nin sağına. Sen Ege skill ağacının soluna bakıyorsun. Ortadaki Ege silahın bakı kalmış. Arada bir şey geliyor. Ta sen aşağı in, evet. Yanıma gel. Hadi başlayalım şurada en başta. Sıfırdan. Karşıdan da bir zor olsun istiyorsan. Şimdi Nova sen ne yapıyorsun? Hani ortak adamın solundasın. Sen böyle sola bakıyorsun böyle. Bizim UTP tağı da senin sağına bakıyor. Şu şekilde. Okey. Eteklere geçin abi tepenin. Eteklerine geçin. Şimdi ben ne yapıyordum? Arkada bekliyordum değil mi? Ben sizin önünüze bakıyorum tamam mı? Bayağı büyük bir açıyla yere attım sabit yani sağlıklı atış etmek için. Shift'ten nefes kontrol yapıyorum, sizi koruyorum. Olası bir düşman çıktığınızda önünüze sıkacağım yani. Bir de size info vereceğim. Sol taraftan çıktı ya da Nova tarafından. Soldan, hani ortadan ya da sağdan. Sağdaki ekip, ortadaki ekip, soldaki ekip kendini biliyor. Ses mi? Kanıtları verdiğinde, şey 50 metre konuştum uzaklık arkadaşlar net diyorsun diye. Sesi gitti. Ha diğer duymuyor mu? Biz hiçbir şey duymuyor. Tamam şu an tekrar duydu mu? Taha sen duydun mu? Evet. Anladın. Hayır. Taha ben burada duruyorum ki Taha tamam sizi koruyorum ben tamam mı? Hani tepeyi koruyorum yani. Önce atışçı benim yani. Herhangi bir şey karşılaştığında düşmanlar ilk sıkacak kişi benim sizden önce. Çünkü ben sizden önce görüyorum. Şimdi çıkın abi. Çok garip. Tepeye çıkıyoruz. Hayır Taha sağa bakıyorsun Taha. Nova sen sola bakıyorsun. Ortadaki ort. Bak skiller şey çok iyi şey yaptı. Ege çok iyi yaptı. Taha sen vıtaf. Karşıya bakıyorsun. Nova sen sola bakıyorsun kanka. Sola bak sola. Aynen. Anladınız mı? Bütün açıya baktık. Mesela şu noktadan her tarafı gördük. 344 ile 218 arasını içeri her tarafı gördük. Ekipçe. Bütün açıları gördük. Arkadaki adam da ben Guardi Dev'de sizin daha çıkmadan tepeyi hani kolaçan etti, baktı. Siz tepeye çıkana kadar sizi korudu. Benim daha yine arkada gözcüm var sniper. O da yine o bir yandan baktı. Tepeye böyle çıktı arazide. Tepeye böyle çıktı. Böyle açıldı. Çok aslında bu çıktığımız pozisyon da arkadaşlar bu kadar dar olmamalı. Kolat açısından tepede daha da geniş olabilir yani. Mesela şey dursun. Taha nerede? Buradayım. Taha mesela sen sabit dur. Tepeye çıkacağız seninle beraber biz tamam mı? Sen benim soluma bakacaksın yine. Ben sağa bakacağım. Mesela kovat haritasındayız. Bu kadar mesafe. Anladın mı? Bayağı bir hani açık. Sen sabit dur Taha. Hani açımız bu. Yani böyle şu kadar açı olması lazım yine çıkarken anladınız mı? Ben yine bakıyorum böyle. Şöyle. Hani açı önemli. Yani meskulma şey açık arzı böyle yani tepelere böyle çıkıyor. Işte, örnek olarak tamam mı? Timce ilerlerken tepelere böyle çıkmanız lazım. Yani bunun ön anlatımını yaptım. Böyle detaylı bir şekilde şey yaparız mesela uygularız. Mesela karşıya birkaç kişi koyarız. Mahmet abi. Şey bu bak ileride şu Meskun Mahal bölgesi var. Meskun Mahal eğitimini orada yapalım istersen. Takımlara bölünelim. Gerçek bir çatışma ortamı çıkaralım. Onu ayarlayacağız. Bana soruları da aslında soruları da sorsun. Ben anlattıktan sonra, benim anlatmam bittikten sonra sorun. Şimdi şöyle bir şey de var. Bize oyun yapımcıları map sunmuş. Bu map'te de belli şeyler var mesela. Yani eski halinizi alın arkadaşlar. Şurada toplanın. Hilal yapın. Açık arazide bize şu HESCO'ları mesela ot olduğunu düşün, tamam mı? Çimen. Şurada gördüğünüz otlar falan var ya. Onlar gibi düşünün. Ben açık arazide ilerliyorum. Timimle. Şöyle oldu. Benim yanıma şey gelsin. UTF Taha. UTF Taha gelsin. Tahalar gelsin buraya. Skilacı gelsin. Şimdi. Şu HESCO'ların var arkadaşlar. HESCO'ların old ya da çimen ya da bir duvar olduğunu düşünün. Tamam kaya olduğunu düşünün. Açık adıza ilerliyoruz. Aramızda 10 metre olması lazım her zaman. Tamam mı? Şu 13 metre. 10 metre. Bak şu bizim tahayla olduğumuz açı var ya. Bu açı. Şu arkadaş. Bak. Elinde silah olan. Dinleyen arkadaşlarından banlayacağız. Benim el hareketlerimi izleyin, omuzlar mahkemi izleyin. Bu arkadaşla beraber aramızda 10 metre var. Bizim her zaman aramızdaki mesafe minimum bu olması lazım. Tamam mı? Çok dip dip olmamamız lazım. Ta ki böyle medik gelip iyileştiğine kadar yani. İyileştirir, işte bir tıkan sonra çıkar. Arkasına döner yani. Timin arkasına döner. Medik devam eder. Arkadan gelir. Ama ilerlerken bu mesafe. Bir de ilerlerken her zaman şu olması lazım arkadaşlar timde, tim içerisinde.
Bir kişi geçer, önden giden arkadaş belli bir noktaya aşağıda mesela 50 metre. Squadrilere ilerlerken her 50 metrede bir der. Ben derim ki skeletçi, önde giden arkadaş sensin mesela. Derim evet. Her 50 metrede bir öndeki arkadaş beklesin. Skilacı ben vaz ederim skilacıyı. Skilacı da benim arkadaş. Ben önden giden arkadaşım. Ben 50 metre timden uzaklaştım ya. Geldim. Bekledim. Bak sabit bekliyorum. Ön tarafa bakıyorum. Sabit bekliyorum. Timim hareketli. Bu halde. Ya koşuyor. Koşuyor. Silahı böyle. Kısır bir halde. Bak koşarken sıkamıyorum. Bak. Sıkamıyorum. Silahım göğsümde. Koşar vaziyetteyim. Atış etmem imkansız. Yürürken farklı, koşarken farklı. Mesela ben koşarken silahımı sıkamıyorum. Öndeki adam ne yapıyordu? 50 metrede önde adam. Elimde duruyordu. 50 metreden sonra bekliyordu. Arkada gelen tim var ya. Tim geçiyordu yanından bunun. Bu en arkada olduğunu, ta en arkada olduğunu anlıyor ya. Ta o korumalı bırakıyordu. Bakmayı bırakıyor. O konvoyun, o timin en arkasında olduğunu anlıyor ya. Ta en arkadan devam ediyor yani. Bir süre döngü oluşuyor. En arkadaki adam bakmaya çalışıyor. Mesela bakıyor. Sıra ona geliyor. Dönüyor yani bu süre. Tamam mı? Her 50 metrede bir kişi bakıyor. Demek istediğimi anladınız mı? Aynen. Timi koruyor yani. Geliyor, bekliyor. Sonra geçiyoruz biz. Yani bunu şimdi şey yapacağız. Şöyle yapacağız. Önden kim gidecek? Bu taftağa gidecek, tamam mı? 50 metreden sonra şey yapacak. Daha bakacak. Hatta şöyle yapacağız. Ben şuraya da atayım bir tane esko. Tamam, şunu kaza kaza yazsanıza. Bebe gel lan. Amelilik gördüm, dayanamıyorum, koşarım amelilik direkt. Şu herkese benim yanımda dursam, yanımda sağımı solumu dağılım. Yani sağımı solumu geçin böyle. Benim